Anadolu toprakları kimi iyi bilinen kimi de pek bilinmeyen pek çok sevda hikayesine tanık oldu. Bu hikayeler yüzyıllarca yazılı ve sözlü gelenekte yaşatıldı. Böylece sevda konulu halk hikayeleri Türk halk edebiyatının klasikleşmiş aşk anlatıları haline geldi. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar Ercişli Emrah ile Selvihan, Karacaoğlan ile İsmikan Sultan Kerem ile Aslı, Aşık Garip, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber ve Hurşit ile Mahı Mihri'dir. Programı izledikten sonra hangi halk hikayeleri sevda konuludur? Bu hikayelerin özellikleri nelerdir sorularını cevaplayabileceksiniz. Sevda konulu halk hikayeleri, kahramanlık konulu olanlara kıyasla daha az toplumsal nitelik taşır. Aynı zamanda daha birey odaklı ve macera içeriklidir. Hikayeler kahramanların duygu yüklü, ikili insan ilişkileri etrafında şekillenir. Hikayelerde üç karakter rolü öne çıkar. Aşık, maşuk ve rakip. Bunun dışındakiler ise aşık ve maşuğa yardım edenler ya da saldıranlar olarak bölümlenebilir. Bu sebeple kahraman tipleri basma kalıptır. Sevda konulu halk hikayelerinden bazıları oldukça klasikleşmiştir. Erciş Emrah ile Selvihan, Karaca Oğlan ile İsmikan Sultan, Kerem ile Aslı, Aşık Garip, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber ve Hurşit ile Mahı Mihri bu unutulmaz eserlerin en yaygın olanları arasındadır. <laughs> Erciş Emrah ile Selvihan hikayesi 17. yüzyılda yaşamış olan Erciş Emrah'ın etrafında oluşmuştur. Türkiye dışında Azerbaycan, Türkmenistan ve Balkanlarda da bilinen hikayenin yazılı ve sözlü kaynaklarda anlatmaları vardır. Emrah'ın Selvi ve Selahattin peri aşkına bade içtiği hikaye çifte düğünle biter. Hikayenin karakter kadrosu hayli kalabalıktır. Yardımcı karakterler kahraman ve babasını zor durumdan kurtarma işini üstlenirler. Kötü karakterler ise sevgiliyi kaçırır ve bu amaçla kahramanın canına kastederler. Karacaoğlan'a bağlı olarak anlatılan Karacaoğlan ile İsmikan Sultan hikayesi, üç turunçlar adıyla bilinen masalla büyük benzerlikler taşır. Hikayenin tek anlatması, Radloff'un Proben adlı eserinin yedinci cildinde yer alır. Hikayede Karacaoğlan'ın şiir söylemesi rüya motifine dayanır. Daha sonra rüyada görülen kızın aranması ve yeni maceralarla hikaye devam eder. Hikayede Karacaoğlan, İsmikan Sultan ve Kahveci Murat Paşa ön plandadır. Karacaoğlan'ın Belgradlı, İsmikan Sultan'ın ise Tunalı olması kavuşmaya en büyük engeldir. Karacaoğlan'ın uğruna yollara düştüğü İsmikan Sultan'ı Pirikaşçik adlı bir genç de sevmektedir. Hikayede sorunları çözen kişi ise Kahveci Murat Paşa'dır. Kerem ile Aslı hikayesinin 17. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Kerem Dede'nin hayatı etrafında oluştuğu görüşü yaygındır din farklılığını işleyen hikayenin oluşum yeri olarak da Azerbaycan ve Doğu Anadolu bölgesi gösterilir. Hem yazılı hem de sözlü kaynaklarda çok sayıda anlatması olan Kerem ile Aslı Türk dünyasının tamamında bilinen bir hikayedir. Hikayeyi diğerlerinden ayıran önemli özelliklerden biri manzum kısımlarının daha fazla olmasıdır. Hikayedeki motifler anlatıldıkları coğrafyaya göre değişkenlik gösterir. Hazar Denizi'nin batısındaki anlatmalarda Kerem ve Aslı yanıp kül olur. Doğusunda ise Kerem öldükten sonra dirilir. Yaşlanan aslı gençleştirilir ve ikilinin nikahını Hazreti Peygamber ile Hazreti Ali kıyar. <laughs> Aşık Garip Türk dünyasının tamamında ve Türklere komşu olan Rus, Gürcü, Ermeni, Afgan ve Tacikler arasında da bilinen bir hikayedir. Hikayenin yazılı ve sözlü kaynaklarda pek çok anlatması bulunur. Kampüren'in oğlu Bamsı Beyrek boyu ile benzerlikler gösteren Aşık Garip, başlık parası konusuna işler. Araştırmacılar hikayenin Azerbaycan'da doğup buradan doğuya ve batıya yayıldığı görüşündedirler. Tahir ile Zühre Türk dünyasının tamamında bilinen bir halk hikayesidir. Hikayenin yazılı ve sözlü kaynaklarda yüzlerce anlatması vardır. Türkiye Türkçesi ve diğer Türk lehçelerinde çeşitli yazma ve basmaları da bulunur. Ayrıca Rusça, Almanca ve İngilizceye de çevirileri yapılmıştır. Tahir ile Zühre hikayesi popüler kültürde de işlenmiş, opera ve filmleri yapılmıştır. Alegorik halk hikayeleri grubunda yer alan Tahir ile Zühre de tayyi zaman ve tayyi mekan motifleri öne çıkar. Hikayede daha çok masallarda karşılaştığımız cadı karı tipi de rol oynar. Tahir ile Zühre'yi birbirinden ayıran hatta öldükten sonra bile kavuşmalarına engel olan da bu cadı karakteridir. Arzu ile Kamber, Türkiye, Musul, Kerkük, Kuzey Kıbrıs ve Balkanlardaki Batı Türkleri arasında bilinen bir hikayedir. Hem yazılı hem de sözlü kaynaklarda birçok anlatması vardır. Konuyla ilgili çalışanların büyük kısmı hikayenin ortaya ilk çıktığı yer olarak Kerkük'ü gösterirler. Arzu ile Kamber'in önemli özelliklerinden biri manzum kısımlarının mani şeklinde olmasıdır. Bu yönüyle hikaye hem Tahir ile Zühre hem de Hurşit ile Mahı Mihri anlatmalarıyla benzerlik gösterir. Arzu ile Kamber, göçebe hayatın izlerini taşıması bakımından da önemli bir hikayedir. Kamber'in koyun çobanı olması, koyunların köy çeşmesinden sulanması, kızların su doldurmak için çeşmeye gelmeleri, Arzu'nun gelin giderken ata bindirilmesi gibi unsurlar göçebe hayatın izleridir. Hurşit ile Mahmihri hikayesi özellikle Türkiye ve Balkanlardaki Batı Türkleri arasında bilinir. Bu hikayenin de yazılı ve sözlü kaynaklarda çok sayıda anlatması vardır. Göçebe hayatın izlerini taşıyan hikayede yaylalar, pınarlardan su dolduran güzeller, koyun sürüleri ve şahinle avlanma gibi unsurlar göze çarpar. Hikayede yedi erkek kardeşin bir kız kardeşi vardır. Bu yönüyle masalla da benzeşir. Anlatının ayrıca Dede Korkut hikayeleriyle de benzerlikleri bulunur. Hikayede Hurşit adlı genç öğrenimini tamamladıktan sonra görücü usulüyle evlendirilmek istenir. Hurşit rüyasında Murat Tepesi'nde 40 dervişle karşılaşır. Dervişler Hurşit'e sen güzelliğine gururlanıyormuşsun ve bunu da mı beğenmezsin diyerek mah Mihri'nin tasvirini gösterirler. Kızın güzelliği karşısında bayılan Hurşit'e ayılması için abı hayat verilir. Dervişler ağlama oğul biz bunu sana münasip gördük bu senin nasibindir 7 ay tamam olunca ona kavuşacaksın. Ancak bizi gördüğünü kimseye söyleme." dedikten sonra kaybolurlar. Hurşit sevdiğini pek çok kimseye sorsa da ondan bir haber alamaz. Kırkların verdiği süre dolunca Geylani Yaylası'nda Mahı Mihri ile karşılaşır ve saz eşliğinde karşılıklı atışırlar. Mahı Mihri'nin kardeşleri bir yolunu bularak kız kardeşlerini kaçırırlar. Tekrar Mahı Mihri'nin peşine düşen Hurşit Çeşitli engellerle karşılaşsa da hepsini ortadan kaldırarak mutlu sona ulaşır. Sevda konulu halk hikayeleri duygu yüklü ve daha birey odaklı anlatılardır. Bunlardan en yaygın olan yedi tanesi Ercişli Emrah ve Selbihan, Karacaoğlan ile İsmikan Sultan, Kerem ile Aslı, Aşık Garip, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Hurşit ile Mahhı Mihridir. Bu hikayelerde aşık, maşuk ve rakip adı verilen baş karakterler kılıplaşmış olarak karşımıza çıkarlar. Diğerleri aşık ve maşuka yardım edenler ya da saldıranlardır. Hikayelerin bazıları gerçekten yaşadığı düşünülen bir aşığın etrafında gelişir. Yazılı ve sözlü kaynaklardan günümüze ulaşan bu hikayeler, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda ve Türk soylu olmayan toplumlarda anlatılır. Bu programda sevda konulu halk hikayeleri üzerinde duruldu. İçlerinde en yaygın olan yedi tanesi, ilk ortaya çıkışları, karakterleri, teması, önemli motifleri, anlatıldıkları coğrafya gibi farklı açılardan tanıtıldı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Halk hikayeleri ders kitabının 5. ünitesinde bulabilirsiniz.